Merhaba sevgili arkadaşım, Tekirdağ Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca gülümseyerek hatırlayacağın anıların olur. Hadi şimdi gel, seni burada nelerin beklediğine bir göz atalım beraber. Ama başlamadan önce para dolu bir küvette yatmama katkı sağlamak istersen videodaki reklamları es geçme lütfen. Abone de olduysan kalkışa hazırız. Başlayalım. Trakya'nın göbeğinde Ergen Havzası içerisinde yer alan 1 milyonu aşkın nüfusa, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yanı sıra Akdeniz etkileri de gösteren bir iklime sahip, ayçiçek tarımı ve sanayiyle geçimini sağlayan, H harfinin reddedilmesi, bol bol düğün dernek ve mabadı kaybedene kadar alkol almak gibi genel Trakya kurallarının hakim olduğu, başta Kiraz Festivali olmak üzere türlü çeşit etkinlikleriyle meşhur, pasaportsuz gidebileceğimiz 5 Avrupa şehrinden bir tanesi Tekirdağ. Buraya genel olarak baktığımızda samimi, cana yakın insanları var. Gidersin masasına oturursun, muhabbet edilir yani. Genelleme değil ama belki biraz parayı seven insanları da var. Esnafları filan iyidir. Öğrenci bulsak da duble yol döşesek zihniyeti çok fazla yok burada. Ha yine her zaman olduğu gibi ne kadar ordinaryüz çocuğu emlakçı varsa tarumar edeceğiz birazdan. Çünkü ev kiraları gerçekten inanılır gibi değil. Ama yine de buranın pahalılığı göreceli. Semte mekana göre değişiklik gösteriyor. Öte yandan bağnaz bir yerde değil. Adamlar medeni abicim. İster gece çıkıp dolaş, ister camiye, ister klaba git. Herkesin etlisi sütlüsü kendisini ilgilendirir. Halkı iyidir kısaca. Bir diğer değinmemiz gereken mesele Cano. Bu şehir devasa bir askeri birlik gibi. Tam şu an hayal et mesela. Herkesin sülalesinde Tekirdağ'da askerlik yapmış bir amca, dayı, kayınbirader, bacanak illaki vardır. Sebebi Türk Kara Kuvvetlerine bağlı 5. Kolordu'nun merkezi burada bulunuyor. Asker kardeşlerim de burayı izliyorsa hayırlı tezkereler gençler. Okey, ulaşım sisteminden didiklemeye başlayalım o halde. Burada ulaşım otobüs, minibüs ve taksilerle sağlanıyor. Tramvayımız henüz yok. Tek kart isminde bir ulaşım kartımız var. Otobüste sivil 3,5 öğrenci 2 lira, minibüste sivil 4,5 öğrenci 2,5 lira ödemek suretiyle toplulaşmadan yararlanabiliyor. 2 numaralı otobüsü aklında tut, sık sık kullanacaksın kendisini. Pahalılık turun sorumuz olan ev kiralarını bir inceleyelim bakalım. Kampüs çevresinde vaziyet neymiş? Ah tabii ki. Bele vaziyetin içine sokum. Siz sevgili saygı değmez emlakçılar, biraz sert yorum istediğiniz kanaatindeyim. Pezevenk kelimesi Azerbaycan Türkçesinde iş adamı anlamına gelir biliyorsunuz. Ve ben bundan sonra size ev pezevengi diye hitap etmeyi düşünüyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ev pazarlayan iş adamları anlamında. Neticede hepiniz iş adamısınız. Bir şey soracağım abi. Bana her seferinde daha yaratıcı hakaretler ettirmek dışında vatana millete ne tür bir faydanız var tam olarak? Öğrenci bir faydanız yok, onu anladık. Ev sahibine de bir faydanız yok bence. Az bir şey vicdanlı olan adam direkt sahibinden de ilan açabilir evini. Ki çok rahat da kiracı bulur. E birader, eve de bir faydanız yok. Şofben bozulsa ipinize takmıyorsunuz hiçbiriniz. Ulan memlekette adam olamayan iş adamı oluyor arkadaş. Bu çocuklar niye size bir kira tutarında para ödemek zorunda oğlum? Yeminle kafayı kıracağım ya. Ne olur ortak bir karar alın da şerefinizle sigortalı bir işe girin. Şu insanların yakasından düşün. Şerefiniz varsa düşün. Wow, şekerim düştü. Pekala, hadi bir şeyler yiyelim. Bakalım Tekirdağ mutfağı ne alemde. Aga, buranın bir peynir helvası var. Yedim. Gayet güzel. Ama bir Balıkesirli olarak konuşuyorum. Bunun aynısı bizde de Höşmerim adı altında yapılıyor. Şimdi kim kimden çalmıştır bilemeyeceğim. Siz yorumlarda dilediğiniz gibi tarumar edebilirsiniz birbirinizi. Ben tarafsızım. Onu geç, Hayrabolu tatlısı var bir tane. İsmini Hayrabolu ilçemizden alan. Bu da Bursa Kemal Paşa'sını andırıyor az bir şey. Abim linç etmem bak, andırıyor dedim sadece. Başka ne diyeyim? Çekirdek olabilir mesela. Veya ayçiçek yağıyla meşhur demek, bilmiyorum doğru olur mu? Bir başka kendine özgü lezzeti Tekirdağ köftesi. Şöyle ekranda görüyorsun. Ama Tekirdağ dedin mi en meşhur ve en kendine özgü lezzeti? Nedir? Hadi 3 deyince. Rakı. Tamam lan, kayboldum. Bu Türkiye'nin herhalde batısından doğusuna her yerde bilinir. Hatta yeni rakıyla kıyaslayacaksak bence Tekirdağ daha yarında ya. Sevmiyorum öbürünü pek. Yedik, içtik, doyduk herhalde, yeter bu kadar. Tekirdağlı kızanlarım ve kızçelerim yorumlarda ekleme yapabilirler. Hazırsak biraz da gezelim o halde. Bir üniversite öğrencisi olarak buraya geldiğinde en sık vakit geçireceğin yer üniversiteye 5 dakika yürüme mesafesindeki Değirmenaltı Caddesi olacaktır muhakkak. Burayı böyle kafeler caddesi gibi düşün. Klaplar falan da var, öğrenciler buralara takılıyor. AVM arıyorsan yine üniversitenin dibinde YSK Center dediğimiz ve asla Yüksek Seçim Kurulu'yla hiçbir alakası olmayan çok kıyak bir AVM'miz var. Hatta bir nevi Değirmenaltı'nın kalbidir burası. Tekir AVM'ye de takılabilirsin, çarşı tarafında bu da. Denize girmelik yer arıyorsan Kumba diye bir beldesi var buranın. Bildiğim kadarıyla merkezden minibüslerle gidip gelebiliyorsun. Yazları çok güzel oluyor buralar. Ne bileyim, benim gibi saplantılı bir deniz tutkunuysan sahil kordonunda yürüyüş yapabilirsin. Aynı zamanda Değirmenaltı'nın küçük bir kumsalı da var. Kesinlikle gidip gör dediğim bir diğer yerde Uçmak Dere olabilir. Merkeze 35 kilometre mesafede efsane manzaraları olan ve Marmara'nın yamaç paraşütü merkezi kabul edilen şöylemesine bir yer. Sanırım yeterli. Şehrin yeterince konuştuysak sıra gelsin okulunu incelemeye. Üniversiteden 2006 yılında Edirne Trakya Üniversitesi'nden ayrılan bir yerleşkenin büyüdüm artık ben kendi başıma üniversite olacağım şeklinde karar almasıyla kurulmuş. Burası da birçok güzide okulumuz gibi mitoz bölünerek oluşmuş bir okul. Köklü bir yer değil yani. Konuşacağımız yer Değirmenaltı Yerleşkesi. Yani Namık Kemal Üniversitesi Merkez Kampüsü. Konum olarak şehrin bir tık dışında kabul edilebilir belki ama kampüsün bulunduğu bölge bir nevi öğrenci kolonisi gibi. İhtiyaç duyduğun her şey var. Yerleşkeyi bayağı bildiğin bayırın başına kurmuşlar. O yüzden yokuşlu bir kampüse hazır ol. Keza öğrenciler bu yokuşlu
yollardan oldukça şikayetçi. Kampüs içinde buluşmalara geç kalma, sabahları derslere yetişememe gibi durumlar sıkça yaşanıyor. Hele ki kış aylarında karda kışta kıyamette yokuş tırmanmaya çalışmak bildiğin eziyet. Diş hekimliği, fen edebiyat, güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım, hukuk, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, spor bilimleri, tıp, veterinerlik, ziraat, besyo, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sağlık Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu mevcut. Mühendislik fakültemiz Çorlu ilçesinde. Derhal yasal uyarı, tercih yapacağın zaman fakülteni konumuna dikkat et, hayal kırıklığı yaşama. Yokuş falan dedik ama burası elinden geldiği kadar öğrencisine iyi olanaklar sağlıyor abi. Şöyle ki değinelim hemen. Kütüphane dersen merkez kütüphanede bolca vakit geçireceksin. Tabii sınav zamanları birazcık yetersiz kaldığına dair bir şeyler de duydum ama seni takdir. Yemekhane dersen günde 2 öğün hizmet veren 4 lira karşılığında yemek yiyebildiğin tatlış bir yemekhanemiz var. Yemekleri güzel midir dersen menülerine baktım gayet doyurucu görünüyor. Hatta vegan menü seçeneği de var. Yatacak yer diyorsan öğrencilerin geneli değirmen altında kalır. Evler, apartlar buralarda bulunur. Bunun yanında kampüs içerisinde ve çevresinde hem KYK hem özel yarı özel yurt seçenekleri var. Kampüs içinde ulaşımımızı ring servisleriyle sağlıyoruz. Umarım hiç ihtiyacın olmaz ama hastane imkanında var. Kampüs içinde en fazla vakit geçireceğin yer şüphesiz yaşam merkezidir. Burası şöyle bir bina. Üniversitemizin yemekhanesi de burada bulunuyor. Aynı zamanda kuaför, kırtasiye gibi birçok farklı dükkanda bulunuyor. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Onun dışında öğrencilerin vakit geçirmek amacıyla sıkça tercih ettiği sürekli kalabalık ve efsanevi manzaraya sahip bir yer yaşam merkezi. Spor olanaklarından bahsetmek gerekirse bir spor kompleksi bulunuyor kampüste ve squash, pilates, fitness, hamam, sauna, havuz gibi imkanlar sunuyor sana ve son derece cüzi rakamlar karşılığında yararlanabiliyorsun. Basket, voleybol sahalarımız var artı stadyumumuz var. Bütün bunlar haricinde banka şubesi, PTT, kafe, ibadethane gibi olanaklara da sahipsin. Bir de saplamak istediğim bir konu var abi. Bu üniversitenin öğrenci bilgi sitesini, OBS sayfasını dizayn eden beceriksiz arkadaş bana bir nostalji yaşattı. Yani şu site düzenini gördükten sonra karneleri öğle arası dağıtılmış ortaokul çocuğu sevinci çöktü üzerime çünkü bu bildiğimiz e-okul babacım. Yapmayın abi, resmi bir kurumsunuz siz, şu site size yakışmıyor. Peki son olarak eğitim kalitesine göz atıp bu bahsi kapayalım dilersen. Namık Kemal Üniversitesi URAP 2021 listesinde 160 tane okul arasında 76. sırada. Tam artık böyle ortalamanın ortalamasında bir yerde. Dolayısıyla sanırım buna bağlı olarak okuluna yürekten bağlı öğrenciler olduğu gibi ağaçlar bu okulun temelini atmak için kesildiklerini bilseydi kahrolurlardı diyen tipler de var. Bayağı bildim bunu dedim ben. Takdir karar senin. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Şuralardan beni stalklayabilirsin. Kendine dikkat et. Bye bye.